Merhabalar, bugünkü konuğum Eylül Görmüş. Sevgili Eylül soyadında. Ben anlaşılacağı üzere kendisi benim yeğenim olur. Abimin kızı. Hoş geldin Hoş Eylül'cüğüm. bulduk halacığım diyeyim mi? Normalde demediğim halacığıma burada diyeyim. Demeyeyim. Merhaba Evet, Işın. Hoş sen bulduk. küçüklüğünden beri bana hep isminle Işın hitap dedim. edersin. Aynen. Yani minik bebekken bile Evet. böyle ilk konuşmaya başladığından itibaren ışın ışın dedin. Hiç halacım demedin. Evet. Böylece onu da burada şey ama güzel bir şey. Böylece ben de kendimi genç hissediyorum. Öylesin Yaşlı değilim zaten. gerçi ama. Evet. Şimdi Eylül'ü ben bugün niçin konuk ettim? Eylül genç yaşına rağmen ailesini ve bizleri de şaşırtarak bizim ailede hiç olmayan şeyler yaptı. Girişimcilik yaptı yani girişimci ruhlu bir insan. Benim annem babam eğitimci, memur. Ben de böyle memur kafalı uzun yıllar el dergisinde çalıştım. Yani sabah işe git, işte akşam çık. Çünkü bize anamız babamız hep şey derdi. Aman kızım düzenli bir işin Maaş. olsun. Eylül hiç öyle bir şey yapmadı. Bizi çok gururlandırdı cesaretiyle. Sizlere de ilham verir diye, özellikle Eylül'ün yaş grubuna ilham verir diye Eylül'ü konuk etmek istedim. Ayrıca Eylül'ün en büyük özelliklerinden biri de kendisi çok sıkı bir kitap okuru. Sadece okumakla kalmıyor, kitap eleştiriyor, yorumluyor ve de en güzeli Instagram'da da paylaşımlarıyla insanları kitap okumaya teşvik ediyor. Bütün bunları kendisine sormak istiyorum. Şimdi Eylül'cüm Hazırım. sen Boğaziçi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler mezunusun. Politikaya da ilgin de var biliyorum. Fakat politika ile ilgili bir şey yapmadın. Neden acaba Çünkü ruh Türkiye'de? sağlığımı önemsiyorum, akıl sağlığımı. Zaten evet. Ondan olabilir. Aynen. Onunla ilgili bir şey yapmadın. Ama 2013'te enteresan bir şey yaptın ve bir kafe açtın. Ama bu kafede kahve yoktu. Ne vardı? Çay. Şöyle, ben 2010'da üniversiteden mezun olduktan sonra Boğaziçi'nden yaklaşık 2,5 sene kadar PR yaptım, halkla ilişkiler. Çok bana hitap eden bir iş değildi o. Ardından kuzenimle Ömer Çağatay'la böyle bir hayalimiz vardı, bir kafe açmak. Yani bu çay meselesi, yani dünyanın her yerinde çay evleri var. Türkiye gibi bir çay ülkesi olduğunu iddia eden bir ülkede niye biz sadece bir çeşit iki çeşit çay içebiliyoruz falan gibi bir soruyla yola çıkan bir girişimdi bu. Karaköy'de, o zaman Karaköy yeni yeni böyle hareketlenmekteydi. Bir 60 çeşit çayı olan menüsünde Dem adında bir mekan açtık. Şaka maka 9 sene olmuş bu arada. Aynen 9 sene oldu. Dem duruyor hala hayatta. Yani şöyle oldu. O benim için çok enteresan bir maceraydı. Çok ürkütücüydü. Az önce söylediğin gibi bizim ailede hani evet amcam var hani bir daha böyle iş ticaret yapan ama ailenin geneli işte yani bu Memur maaşlı kafalı çalışmak insanlarız yani anlayışında evet. aynen. Yani benim için de çok ürkütücüydü. Hani babamın benim için ya hayat sigortasında biriktirdiği 3 kuruş parayla yani bütün para oydu yani ortaya koyabildiğim. Ya böyle şeyi hatırlıyorum yani daha şirketi kurmamışız yani resmi başvuru yapmamışız. Ben o kurmadığım şirketin iflas ettiğini görüyorum rüyamda falan böyle bir dönem. Neyse Dem'i açtık 2013 Ağustos'ta. Dem iyi oldu yani çok uzun süre düşündüm bunu. Ben işte 5 sene sonra 2018'de, 2019'da Dem'i bıraktım. Ömer devam ediyor. Hep kendime şey sorarım yani. Dem benim için bir başarı hikayesi mi, bir başarısızlık hikayesi mi diye. İkisi de böyle de olabiliyormuş onu anladım. Ama ilk yılları çok çok iyi gitti. Gerçekten böyle Çok bir... ters köşe bir şey yaptınız çünkü Evet. yani sadece dünyadan çeşit çeşit çayların ikram edildiği, tadılabildiği bir kafe. O zaman böyle bir şey Tabii. yoktu yani O İstanbul'da. tam o dönem üçüncü dalga kahvecilerin böyle her sokağın başına bir tane açıldığı dönemdi ve biz menümüze sadece Türk kahvesi koyduk. Yani o büyük bir şeydi ve çok tuhaftı ve çok zorlukları var. Yani çay bir de insanların para ödemeye alışık olduğu bir şey de değil. Yani yemek yersin, çay ikram edilir. Hani çaya para ödemek fikri bile çok yabancıydı. Doğru. Üstelik de çok pahalıydı çaylarımız yurt dışından geldiği için ithal hepsi. Sonuçta 2013'ten 2015'e kadar, 16'ya kadar hatta çok iyi gitti de. Sonrasında herkes gibi işte kurun artışı, İstanbul'daki terör olayları vesaire böyle zorlu bir dönem geçirdik. O dönemin ardından benim biraz enerjim bitti. Yani Ama demin siz o sırada bir de şey yaptınız ama
Bebek ve modada da evet. açtınız, bir büyüdünüz. Aynen. Bebek şubesi istediğimiz gibi gitmedi. Moda iyi gitti aslında ama yani şöyle maddi olarak benim beklentimi hiç karşılamaz bir hale geldi bir noktada. Fakat bunun biraz da benle ilgili olduğunu biliyordum. Yani o yüzden başarı ve başarısızlık çok göreceli derken onu söylüyorum. Yani Demi tekrar daha çok para kazanacak bir yer haline getirmenin yolları vardı. Fakat benim enerjim kalmamıştı ve bunu görüyordum yani. Hmm. O yüzden ben bırakıp çıktım, Ömer'e bıraktım. Karaköy şubesini kapattı, modaya devam ediyor ve çok da iyi gidiyor yani. Çok doğru iyi gidiyor, his. Evet. Benimki yani. Benim... Moda da çok doğru evet. bir yer. Çünkü o Karaköy'ün o alürü de kalmadı, hiç kalmadı artık çekiciliği. Aynen. Karaköy çok o zaten apayrı bir sosyolojik mesele yani Karaköy'ün vaziyeti. Sonuç olarak yani şey gibi ya, ilişki gibi işte yani bizim aşkımız bitmiş yani aslında hani şey Dem'le benim hikayem öyle oldu. Ömer büyük bir başarıyla sürdürüyor. Başarısızlık zamanda... olsa bile her girişimin insana kattığı çok büyük dersler oluyor. Yani bence girişimde bulunmak kesinlikle bile insana öyle. Yani korkunç bir başarısızlıkla evet. sonuçlansa bile insanın çok öğreneceği şey oluyor. Ya çok acayip bir şey kesinlikle yani böyle bir. Hani bir kere çok tuhaf bir sorumluluk ya, çok küçüktüm, 25 yaşındaydım yani böyle birdenbire yönetmem gereken operasyonun büyüklüğü karşısında da çok ambale olmuştum. Ben mesela kendi adıma, kendi şeylerimden ötürü maddi olarak da ciddi bir eksiyle çıktım oradan mesela. Sonrasında onu ödeyip sonra kendime tekrar bir hayat kurmam gerekti. Yani böyle bir arkamda bir yangın yeri bırakıp çıktım gibi hissettim yani kendi hayatım için en azından öyleydi. Çok ama işte bu yüzden çağırdım seni. şöyle çok genç bir yaşta ciddi bir taşın altına elini koydun ve başarı başarısızlık fark etmez cebinden de para eksilerek o işten çıktın. Sonrasında ben yani çıktım da nasıl çıktım bir de öyle bir şey var. yani şöyle çıkmaya çıkınca da bir şey yapmam gerekiyordu ve hani o kadar uzun süre 6 sene yani özgür çalıştıktan sonra bir ofise girip çalışma fikri tabii bana çok korkunç geldi yani tekrar PR mı yapacağım, ne yapacağım ben yani böyle bir soru ya, vardı. Ofisten çıktıktan sonra yani kurumsal hayattan hı-hı. çıktıktan sonra bir daha geri dönmenin yani, hiçbir evet. ihtimali yok. Yani çok mecbur olmadıkça gerçekten yani kendime bir alternatif yol aramak durumundaydım. O yolda şöyle bir yol oldu. Çıktım ama nasıl çıktım, bir yol bulup çıkmam gerekiyordu yani. Çıkayım bakarız falan gibi bir durum yok zaten. Eksi de çıkıyorum yani. Ayrıca da yaşamam gerekiyor. Yok. Aynen. Şöyle oldu. Ben kendi kendime web sitesi yapmayı öğrenmiş idim. Bu da nasıl? Böyle saçma geliyor böyle nasıl söyleyince. Nasıl olabiliyor ya? Ya merak. Ya insan merakını böyle şey yapınca, tutununca çok acayip şeyler olabiliyor. Ama yani kodlamayı tek başına nasıl öğrendin? Ya internetten. Her şey öğrenilebilir eğer yani her şey dediğim ameliyat yapmayı öğrenemezsiniz. Sahte doktorlar falan yok, konuşulurken yani tam özellikle şey değil. YouTube'da evet. her şey yani şu an hele. Ki ya ben kendi kendine yap videoları aynen. engin bir kaynak. Kesinlikle. Katılıyorum ama kodlama yani bana gerçekten kodlama şey gibi geliyor yani hani başka bir gezegenin iletişim dili falan gibi bir geliyor. Bir dil işte yani 10 yıl önce bir de ya şöyle oldu ortaokuldayken hatta yani 2003 falandan bahsediyorum 2002-2003 lisenin başları. Ben böyle ya merak ya bu nasıl oluyor ya falan yani şöyle oldu aslında. Ben bir karar verdim. Ben bu eve bir bilgisayar alındı. Ben çok acemi bir kullanıcıyım. Dedim ki ben bunu öğreneceğim. Bu bilgisayarın nasıl kullanıldığını ben öğrenmek istiyorum dedim. Hiçbir fikrim yok. İyi kullanmak istiyorum dedim yani. O zamanlar bilgisayar dergileri vardı işte. PCNet, Chip falan böyle bir takım ay, dergiler. İnanmıyorum. PCNet ve Chip bizim gruptan evet, çıkıyordu. Aynen. Onları mı okuyordun? Kitap okur gibi baştan sona okumaya başladım her ay. Hiçbir şey anlamıyordum ilk başta tabii. Böyle okuyorum falan. Bir süre sonra bir tanıdık gelmeye başladı okuduğum şeyler. Ha bu falan. Ha, donanım bu, yazılım bu falan. Daha o seviyede. Onları ayırmaya çalışıyorum çok güzel falan. Ya. Baktım merak ediyorum falan. Ondan yani o alt hani bir sürü tarafı var tabii bilgisayar dediğiniz şeyin. Bu web siteleri ilgimi çekmeye başladı. Sonra git gide. Bu bir böyle şey dönüşü. İlim çek yani hoşuma gidiyor çünkü. İki tane bir şey yazıyorsun karşına bir şey çıkıyor. Çok eğlenceli yani. Kodlamayı insanlar okullarda kaç senede öğreniyorlar? Yani ama tabii onun çeşitleri var yani. Ben mesela bir şey yazılım yazamam yani. Web sitesi kodlamaları görecek. Bence kassan görecek. Onu da yapacaksın yani. App yapmayı öğrenmek istiyorum ama neyse şimdi dur bakalım. daha henüz girişmedim ona.
Sonrasında böyle böyle bir sonra da böyle kendime falan web sitesi falan yaptım. Saçma sapan işte internet mahirin web sitesi gibi bir şey düşün. Hatırlar mısın onu? Hatırlamaz olur mu? Öyle bir şeydi benimki de işte. Ben Eylül görmüş evet falan işte saçma sapan sevdiğim şeylerin fotoğrafları falan. Ama çok heyecanlanmışım. Aa yaptım oldu falan diye. Sonra böyle yavaş yavaş eşe dosta yapmaya başladım. İşte demin web sitesini yaptım. Deme bir web sitesi gerekiyordu. Kime yaptıracağız falan. Ama yaptım oldu falan. Arkadaşlarımın girişimleri, yok onun işte bu kafesi, onun bilmem ne falan derken ya ben niye yapıyorum bu işi? Bir gözüm de var anladın. Çünkü genelde öyle bir sorun oluyor yani teknik insanlar var ama onların estetik gözü mesela olmuyor. Hı-hı. Ve böyle hep herkes aynı şeyi söylüyor. Ya. Adam yaptı site çalışıyor da çok çirkin. Hı-hı. Ya da ya çok güzel ama çalışmıyor falan gibi. Evet. Sonuçta böyle böyle başlayan hikaye eş dost derken İşte onun arkadaşı, bu bunun arkadaşı falan. Ve ben hani Dem'deki son senemde yani 2018 Şubat'ında kendi işte şeyime yani kendime bir web sitesi yaptım. Sonunda doğru düzgün internet mahir olmayan bir web sitesi. O ana kadar yaptığım işleri koydum, bir portfolyo yaptım ve buna bir ad koydum. Yani Mare Design diye bir isimlendirdim. Ve dedim kendime bir sene süre veriyorum. Bu işin bir geleceği var mı? Buna bakacağım. Ve eğer ben buradan hayatımı kazanabilecek gibi gözüküyorsam da dükkanla vedalaşacağım. Yani bir sene Dem'le mağarayı beraber yürüttükten sonra artık tamam dedim. Ben sadece bu işi yapacağım. Ve o günden beri işte 5 yıl olacak web sitesi yapıyorum. İşte bir de kitap okuyorum zaten de diğer konumuz oraya da o. Oraya geleceğim. Evet, çok güzel web siteleri yapıyorsun. Biz de birkaç müşterimize, sevdiğimiz arkadaşlarımızın web sitelerini sana teslim ettik. Onlar da çok memnun kaldılar. Portföyüne de baktım yani yaptım baktım derken takip ediyorum zaten yeğenim olduğu için. Bravo yani başka söyleyecek bir şey yok. Yani bunu kendi kendine öğrenip buradan bir meslek, bir kariyer yaratmış olman. Ve sanırım web tasarımı güzel de bir para kazanılıyor. Evet. Kötü bir para kazanılmıyor onun da çok farkındayım. Bir de bir güzelliği de sanırım evden çalışıyor olmak. Evet. Yani şöyle maddi olarak tabii ki yani bir şirkette çalışmaktan birden fazla firmaya iş yaptığınız için topladığınızda elinize çok daha anlamlı bir para geçiyor. Yani ben İstanbul'da tek başıma ailemden bir destek olmaksızın bir hayat yaşayabiliyorum. Bunu başka türlü yapmam çok zor olurdu. Evet evden çalışmak harika bir şey benim gibi biri için tabii. Herkes için uygun olmayabilir. Ben 6 sene ben zaten çok sosyal biri değilim ve 6 sene dükkan işlettikten sonra yani yüzlerce insanın girdiği bir yer her gün. Yani bazen arkadaşlarım bana şey diye soruyorlar böyle bir etkinlikte falan bir araya geldiğimizde eski yeme içme sektöründen arkadaşlar mesela ya hakikaten bıraktın mı sen şimdi sektörü falan diyorlar böyle. Ben onlara şey diyorum arkadaşlar ben insanları bıraktım komple sektör falan değil tamamen insanlar falan diye. Çünkü ama yine insanlarla çalışmak zorundasın o web sitesinin sahipleri. Evet elbette ama çok kısıtlı ve hani online hele bu pandemiden sonra zaten artık o yüz yüze toplantı yapalım hevesi de kalmadı. Yani 150 tane web sitesi yaptım bugüne kadar. 150 kaç? 150'ye yakındır wow. Ya da geçmiş bile olabilir artık kendi portfolyomu güncellemediğim için çok uzun süredir. Yani 150 tane iletişim sayfası çok sıkıcı bir şey yani sıkıcı tarafları var tabii ki ama... yani genel olarak çok ben çok seviyorum. Yani işimi gerçekten çok seviyorum. Bravo. Teşekkürler. Güzel. Şimdi seni Instagram sadece Instagram demeyeyim de sosyal medya zaman zaman sı bir mecra olabiliyor. Sıkıntı. Ya da sı şekilde kullanan kişiler de var ama çok besleyici bir tarafı da var sosyal medyanın. Ben o tarafını daha çok seviyorum açıkçası. Yani oradan ilham aldığım, hı hı. takip ettiğim hesaplar var. Birçok şey öğrendiğim, benim beynimde yepyeni pencereler açan sayfaları da takip ediyorum. O anlamda da seviyorum. O özgür ortamı da seviyorum. Yani insanların kendini istediği gibi ifade edebilmesini. Yani takip edersin, etmezsin seçim sende yani. Hı. Sen çok iyi kullanan bir kullanıcısın Instagram'da. Çünkü çok farklı bir şey yapıyorsun. Eylül çok sıkı, profesyonel bir kitap okuru. Yani seri katil gibi seri kitap okuyor. Obur diyorum ben kendime. Kitap oburu. Evet. Sadece okumakla kalmıyor. Pandemiden önce başladın galiba ya da hesabını pandemiden önce açtın. Şöyle söyleyeyim. Ben yani 2015'ten beri falan kitap paylaşıyorum. Ama evet. Bu benim kendi kişisel tarihime not düşmek için yaptığım bir şeydi.
hangi kitabı nerede okudum, nasıl okudum, ne hissettim. Ya kendi kendime yani, hiç o zaman işte 300-500 takipçim vardı. Arkadaşlarım yani. Hı. Ben onu kendim için, kendim günlük gibi yani kullanıyordum. Ama şimdi çok hızlı takipçin artıyor. Öyle oldu. Ve ben bile şaşırıyorum yani, Türkiye'de bu kadar kitap sever insan var mıymış? Özellikle senin paylaşımlarının altına yazılan yorumları da tek tek okuyorum. O yorumlar bile bazıları kendisi kendi içinde bir edebiyat. Enteresan. Oralara gelmeden benim merak ettim. Ya ben biliyorum da tabii, anlatmanı istiyorum senin. Yani bu kadar sıkı bir kitap okuru nasıl oldun? Nasıl başladı o şey? Ya şöyle, sen tabii çok iyi biliyorsun ki ben çok okunan bir evde zaten büyüdüm. Yani babam gazeteci, annem İngiliz dili edebiyatı mezunu. Dolayısıyla bizim ev çok kitaplı ve çok kitap okunan bir evdi. Bana da çocukluğumdan itibaren. Abim ve kitapları. Aynen. Bana da çocukluğumdan itibaren hep okudular. Sonrasında. Bir de anne baba kitap okuyunca çocuk onunla büyüyünce onu da zaten taklit ediyor yani. Tabii ki sürekli onu görüyorsun. Yani günlük rutinlerinin bir parçasıydı. Benim için de öyle oldu. Ama tabii hani annemden ve babamdan çok farklı şeyler okuyorum. Orada bir yol bulmak gerekiyor bir noktadan sonra. Yani ben ne seviyorum? Hani tamam, kitap okuyoruz ama hepimiz oraya bambaşka geleceğim. Şeyler okuyoruz. Bir dönem yani üniversitede mesela neredeyse hiç okumadığım bir dönem oldu. Çünkü üniversiteye gelmeden çocukluğundaki kitap okuma maceranı anlatsana. Çocukluğunda valla onu sen daha iyi bilirsin, ben hatırlamıyorum yani. Yani şöyle çocukken de çok okuyordum. Yani okumayı yani şeyde evde zaten hani annemlerim bana sürekli işte bana kendim okumayı sökmeden önce yalvar yakar. Bana kitap okuyun, bana kitap okuyun, bana kitap okuyun. Hala da çok sevdiğim, hala da karıştırdığım çocuk kitapları var. Susam Sokağı'nın kitapları vardı. Onları okurdum. Üf, delirirdim. Mesela Grimm masalları. Babam her gece yatmadan bana bir tane okurdu. Bir de not yazardı. O kitap hala duruyor 30 senedir. Köşesine yazmış işte mesela, attım işte 12 Şubat 1992. İşte Eylül yarın Pamukkale'ye gidiyor. Bu gece bu masalı okuduk falan ne diye. Ne güzel ya. Çok tatlı. Bayılıyorum o notlara bakmaya. Fakat sonradan anladım ki babam o masalları çok değiştiriyormuş. Meğerse anlatırken süslüyormuş. Ben sonra yıllar sonra kitabı bir elime aldım. Ne bu ya, ne kadar yavan bunlar falan dedim. Babama sordum, ben dedim çocuğum diye mi bunları seviyordum? Oo, ben onları aralara bir sürü şey katıyordum sana. Uyduruyordum yani dedi. Çok tatlı. Baksa, çocukluğunda seni etkileyen, iz bırakmış. Karakterinin oluşumunda etkili olmuş. Mesela benim öyle 3 tane kitabım var. Ne? Birincisi Kibritçi Kız. Hepimizi mahveden, ciğerini söken. Ya artık kendimi o kızla nasıl özdeşleştirmişsem, Hüngür Şakır ağlayarak milyonlarca kez okunuyor falan. İkincisi Çocuk Kalbi. Ablam hediye etmişti, Ayşen ablam. Çocuk Kalbi kitabını çok severim hala. Her çocuğun okuması gerektiğini düşündüğüm kitaplarındandır. Vicdanla ilgili ve sevgiyle ilgili. Üçüncüsü de Küçük Kadınlar. Louise May Alcott'ın. Küçük Kadınları da her yemekte ben kitap okurdum. Yemek yerken yanımda kitap durdu. Hatta babam kızardı yani, yemeği niye öyle okudu. Öyle bir şey demek ki, bir keyif benim için. Artık o sayfalar bitmiş kitap değil mi? Tekrar okunuyor. Bitmiş, tekrar okunuyor. O huyum da vardır. Sana da soracağım. Bitirdiğim bir kitabı tekrar okur musun diye. Sayfaları kopardı. Ve o üç kitabı düşünüyorum da, mesela Küçük Kadınlardaki Joe karakteri, ben öyle bir tip oldum yani, hafif böyle şey, tomboy, hani sokakta gece 12'lere kadar oyun oynayan, evlenmek istemeyen falan. Sonra bir baktım, evet ya, ya Joe böyle yazı yazmayı da seviyor, kitap yazıyor falan. İnsan çocukken izlediği filmlerden, kitaplardan gerçekten kesinlikle etkileniyor ve kendi karakterini oluştururken de oralardan böyle besleniyor. Senin var mı mesela, ay şu kitap, bu kitap falan? Yani böyle seninki kadar somut onu okudum ve ondan şunu aldığımı düşünüyorum diyeceğim bir şey yok. Ama çok net olarak tabii çok iz bırakan kitaplar var. Küçük Kadınlar benim için de böyle. İlkokul 1'i bitirdiğim yaz en yakın arkadaşım İdil, hala da en yakın arkadaşım, 30 sene oldu. O hediye etmişti. O yaz okumuştum onu. Çok etkilenmiştim ya. Acayip etkilenmiştim. Hatırlıyorum. Ya kimsenin bilmediği, zaten
hayatımda da duymadığım bir yayın evi tarafından yazılmış bir kitap vardı. 10 yaşında okudum. Yavru Geyik diye. Hiç duymadım peki. Zaten kimse bilmiyor. Bence kimse de bilmemeli zaten. Yani böyle 400 sayfalık acıklı bir şey. Korkunç. Ay niye onları okuyoruz işte, ki küçükken? Yani 400-450 sayfa bir çocuk kitabı düşün. Ya tabii büyük pantolu ama. Merak ettim, bakacağım. Umarım bulamazsın. Ya böyle bir dağ hikayesi. Yani bir geyiği var çocuğun ve neyse sonuç olarak babası o geyiği vuruyor yani. Hikaye böyle bitiyor. Ve ben ya annem artık beni ne yapacağını şaşırmış. Ölecek gibi ağlıyorum üzüntüden. Günlerce sanki ağladım. Sanki gerçekten öldürmüş. Ama yani 400 sayfa okumuşsun bir de. Bir çocuk için o kadar şey ki yani haftalarca çocuk okuyorum. Kitabı olduğundan emin misin? Evet. Çocuk ilk gençlik neyse işte. Yani o 10-11 yaşındaydım. Yani kitabı kaldırmıştı annem. Ya bunu görünce kötü oluyorsun falan diye yani. O beni mahvetmişti. Mahvetmişti. sonra tabii şeker portakalı. Yani şeker portakalı benim için. Önemli bir kitap mıdır? Evet. Çocukluğumun en şey kitabı. Oradaki naiflik çok acayip böyle bir dünyaya. Belki Latin Amerika şeyim de oradan başlamıştır. Soracaksındır muhakkak onu. Evet. İlk şeyim o. Şeker Portakalı'nın yeri çok başkadır yani bende. Peki Instagram'daki paylaşımların sevdiğin kitaplar, sevmediğin kitaplar da oluyor. Özellikle Kafa Dergisi'ne zaten yazıyorsun zorunda mıyım diye. Hı-hı. O zorunda mıyım bölüm yazılarına bayılıyorum senin. Yani çoğunun sevdiği, bayıldığı yazarları, kitapları sevmediğini açık açık büyük bir cesaretle insanlar ne düşünür acaba bile demeden söylüyorsun. Instagram'da kitap yorumluyorsun, eleştiriyorsun, öneriler veriyorsun. Şey zamanında, evde kal zamanında çok güzel bir şey başlattın, oyun başlattın. Bana ruh durumunuzu yazın. Size uygun kitabı yazın. Reçete reçetesini vereyim diye. O çok tutuldu mesela. Evet, onu yine yapacağım. Bekliyor muydun Instagram'da buna başlarken böyle bir ilgi? Ya yok, dediğim gibi benim zaten ya ben kendi kendime okuyordum ve paylaşıyordum mesela, böyle bir şeydi yani, bir böyle bir şeyim de yoktu. Ya ben hiçbir zaman hani insanlar bazen profesyonel olarak ben Instagram'dan para kazanmak istiyorum deyip bir proje gibi kendilerini geliştiriyorlar. Ben böyle bir şey yapmadım. Zaten bir para da kazanmıyorum Instagram'da. Hiç böyle bir şeyim olmadı. Bu çok organik, kendi kendine olan bir şey oldu. O kitap falı şeyi bir arkadaşımın, Cansu'nun fikriydi. Kitap falıydı. Evet. İşte böyle bir şey yapsana. Herkes kitap okumaya çalışıyor. İnsanlar evde ne yapacaklarını şaşırdılar falan filan. Hani bir şey oyalanmaya çalışıyorlar. Depresyondayım, ne okuyayım? Aynen. Ya da işte sevgilimden ayrıldım, evet. Ne okuyayım? Ya da aşık oldum, ne okuyayım? Ya da aşık olmak istiyorum falan. Ya dedim yapabilir miyim, yaparım falan, böyle bir şey başlattım. 3-5 kişi de paylaştı böyle, çok takipçi olan, ya bakın süper bir şey yapıyor falan diye. Bir anda oradan bir yol açıldı bana. Çok zor bir şey bu arada. Şimdi yine yapacağım yani, yıl bitmeden yapmak diye bir insanlara söz verdim. Ya yılbaşı hediyesi olarak kitap almak isteyenler oluyor falan. Benim beynimi mahvediyor yani. Soru soruluyor, kitapların karşısına geçiyorum ve böyle gözümle tarıyorum ne ama olabilir diye. Ama yaptığın yorumlara sonra da yanıtlar geliyordu. Mesela aşık olmak istiyorum, aha, önerdiğin kitap. Önerdiğin kişiden de yanıt geliyor sonra sana. Geliyor, okuyorlar. Ya bu kadar olur çok yani. Çok doğru bir kitap reçetesi vermişsiniz diye. Zor bir şey zor, gerçekten. Zor. Her zaman da tutmuyordur zaten yani. Ama evet yani o benim için böyle bir çok hani hem eğlenceli hem yorucu hem kendimi de sınadığım bir şey oluyor. Benim için de kitapları hatırlamak anlamında iyi oluyor. Cesaret sorusuna da cevap vereyim. Yani o sevmediğim kitapları söylemek. Ama zorunda mıyım? Ya benim Kafa Dergisi'ne yazmaya başlamam da buradan. Yani Ayça, genel yayın yönetmenimiz, beni Instagram'da takip ederken ya aslında bize de yazı yazsa ne güzel olur diye. O beni yani şey... Bu arada Kafa Dergisi'ni çok seviyorum. Beni keşfetti yani aslında. Ya olur mu falan derken iyi dedim, tamam öyle. İşte 1,5 sene oldu. O da buradan yola çıkarak, ya sevmeyince söylüyorsun, bize de öyle yap yani, hani şey yazma dedi yani, işte bu iyi, bu bilmem ne falan filan. Ya evet, sevmediğimi de söylüyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var, ben edebiyat eleştirmeni değilim, öyle bir iddiam da yok. Ama ben dikkatli ve iyi bir okur olduğumu düşünüyorum ve bu kadar okumaya emek veren biri olarak da konuşma hakkım olduğunu düşünüyorum. Yani bu hakkı kendi emeğimden aldığımı düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var Işın. Bunu söylemeyi çok arzu ediyorum. Memleketimizde edebiyat böyle yani kötü
bir belirli birini düşünerek kesinlikle söylemiyorum ama genel su konuşacağım. Saçı sakalı birbirine karışmış, bakımsız erkeklerin tek elinde bir şeymiş gibi bir algı var. Ve ben buna çok öfkeleniyorum. Yani sanki hani güzel, bakımlı ve şey bir kadın edebiyattan anlayamazmış falan gibi bir şey. Hayır, böyle değil. Ya ben buna çok sinirleniyorum ve benim bütün derdim bu ya. Mesela hani hani böyle bir... Mesela bir takım kült yazar, mesela Kafka, Proust, Bukowski falan. Ya sen hani bunlar bizim şeyimiz böyle. Bir takım adamlar... Hala var mı onlar? Ay ya? Çok var. Yani böyle ben en çok Proust konuştuğumda... Ya mesela kimse Proust'un kendisini konuşmuyor. Proust'la ilgili yazılmış şeyleri okuyup öyle konuşuyorlar. Ama bence ya Proust size ne yaptı? Asıl soru bu. Ne? Çok iyi. Proust yani, size ne yaptı? O hissi, yani ne Proust'la ilişki kurduğunda sen ne hissediyorsun? Bence okur olmak böyle bir şey. Yani teknik edebiyat incelemesi öğrenilip yapılabilir yani. Hı-hı. Karşı okuma yapılabilir. Her şey yapılabilir. Ama edebiyat bir sanat ve sanat hislerle ilgili olmak durumunda. Kesinlikle hissiyatla hisleri, yorumlanması evet, gerekiyor. Evet, hislerimizi konuşmak zorundayız. Ben edebiyat konuşmak için böyle bir şeye izne ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Evet, beğenmediğim kitapları da söyleme hakkım olduğunu mesela, düşünüyorum. Bu Murakami'yi sevmiyorsun. Nefret ediyorum. Ay peki niye ısrarla okuyorsun? Ya Murakami'nin kitaplarını orada niye emek gittin verin. Hepsini dört tane okudum. Mesela Harper Lee'nin ilk... Ve tek kitabı, ikinci kitabını yazmadan önce, iki evet, üç sene sonra. Önce ikinci kitabını yazdı. Harper Lee'nin mesela Bülbül'ü Öldürmek kitabını sevmediğini. İlginç bir kitap olduğunu düşünüyorum. Herkes bayılıyor. Evet, söyleyeyim. Yani ben bayılmıyorum ama okuduğum zaman sevmiştim. Ne zaman yani okudun? Filmi falan da yani üniversitedeyken. İşte tamam, o zaman. Yani ben de İngiliz edebiyatı okuduğum için üniversitede benim bir dönemimde çok bir kitap okumak durumundaydım. Hı-hı. Senin kadar şu an kitap okumuyorum. Okuyorum ama senin gibi serial okuyucu değilim yani. Ama bana enteresan geldi senin o cesareti göstermen. O tabii şeyden geliyor yani özgüven, ne yaptığını bilmek, ne sevdiğini bilmek ve bunu söylemekte de özgür hissetmek önemli bir şey bence. Ya bir de... Çünkü Türkiye'de biliyorsun kendin olmak ve özgürce kendini ifade edebilmek ve doğruları söylemek çok zor bir şey. Hemen etiketlenirsin bir kere ve kimse sevmez seni. Evet evet ama yani bak burada dediğim gibi yani ben şöyle bir şey söylüyorum. Yani kimi zaman şunu da diyorum yani. Ben bu kitabı sevmedim. Sevmek zorunda mıyım demek bir şey. Bir de bir sonraki şey var. Bazen onu da diyorum. Bu edebiyat değil. Yani mesela onu söyleme cesaretini yeni edindim. Bu edebiyat değil. Yani o artık hani böyle bir ya bir dakika ya falan. Artık ben de tabii okudukça bir özgüven geldi yani. Evet ya ben artık biraz anlıyorum bu konudan. Çok yani, ciddi analizlerin diye. Var ya. Çok sağlam analizlerin var yani. Teşekkür ederim. Ya ara ya şimdi konuşurken aklıma geldi. Mesela herkes kitap yazıyor bir de. Bazen gidip geliyorum, bazen kendi kendime diyorum ki ya yazabilir yani canı kitap yazmak istemiş. Kime ne diyorum mesela. Ama bazen de diyorum ki yani ya lütfen herkes de kitap yazmasın. Ben de gidip geliyorum bak bu hissiyatımın içinde. Ama mesela ben yayın yönetmeniyken dergide bana çok kitap geliyordu. Gelen kitapların %80'inin başlığını söylüyorum sana. Aşık oldum. Peki ya sonra? Ertesi gün bir kitap daha geliyor. Aşık olmak ama nasıl? Ertesi gün bir kitap geliyor. Yılbaşı yaklaşıyor. Aşık oldunuz mu? Yani herkes oturmuş aşık olmak. Ya başka konu yok mu arkadaşlar ya? Kitap yazacak. Başka hiçbir şey yok mu mesela? Senin kolay böyle mı? Bir şeye tepkin var mı mesela? Ya herkes kitap yazmasın cımasın. Herkes yazabilir ya cımasın. Yani alıcısı, ben ne desem boş yani. Kapitalist piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Alıcısı olduğu sürece satıcısı da olacak bir takım şeylerin yani. Ve alıcısı var. Var yani. O kitaplar bir şekilde insanları iyi hissettiriyor. Basit, rahat okunan, satılıyor. Ben mesela yani kendim hani bir kitap yazacak var şeyde öyle kendimi bir planı? Hissetmiyorum. Yani var, çok istiyorum. Ben yazı yazmayı da çok seviyorum. Evet, ama dilin mesela, de çok güzel. Teşekkür ederim ama daha değil yani gibi hissediyorum. Yani böyle bir mükemmeliyetçilik şeyim de var yani. Bir de anlatacak bir şeyim var mı? Ne anlatmak istiyorum? Bir şey anlatmak istediğim noktada onu yaparım herhalde diye düşünüyorum yani. Valla yani şey biraz zıvanadan çıktı.
Zaten artık böyle parasını verip kitabını yayınlattığın yayın evleri var. Yani yayın evi değil, matbaa gibi aslında çalışıyor evet. Onlar. Yani. Gidiyorsun parasıyla bastırtıyorsun bin tane. Aynen 3-5 dağıtıyorsun kitap, falan. Kitabım var diyorsun sonra. İşte niye bu? Belki de onu sormak lazım. İnsanlar niye kitabım var demeyi bu kadar istiyor acaba? Peki ilgi çok. Ben ona en çok heyecanlanıyorum. Yani ilgi çok. Çok Türkiye'de öyle bir kitap okuru var mıymış ya falan oluyorum ben mesela. Bakarken senin sayfana. Çok güzel o. Ya o çok güzel. Ya gerçekten şöyle bir şey. Şimdi bir kere var bence ama insanlar bunu ben de yaşadım. İnsan öyle bir deniz ki bu. Yani ne okuyacağını bilmiyorsun. Ya çok karanlık da bir yol ya. Ben ne severim? Yani ne iyi edebiyattır ya da bana ne iyi gelir bulamıyor insanlar çoğunlukla. Ve bence bir sürü insan bu yüzden pes ediyor. 3-5 kitap okuyor ya yok falan diyor mesela. O yolu bulmak çok şey bir şey. Yolu bulunca aslında insanlar daha çok o lezzeti alınca daha çok okumaya başlıyorlar. Ve benim sayfamın bu anlamda işlevsel olabildiğini düşünüyorum. Ve bu beni çok mutlu güzel ediyor. Güzel önerilerde bulunuyorsun. Yani evet ve şöyle bir şey var. Ve tanıtıyorsun da bak. Yazarım uzun. Ben de birkaç yazarı senin sayende keşfettim. Mesela o da hoşuma gidiyor. Oluyor mesela hiç duymamışım o yazarı. Ve senin yorumlarından yola çıkarak alıp okudum bir tane. Öyle şimdi hatırlamıyorum. Ben artık 51 yaşında olduğum için yani valla okuduğum kitabın konusunu sor bana. Onu da hatırlamıyorum. O da hoşuma gidiyor. Yani hiç tanımadığımız, bilmediğimiz yazarları tanıştırman da çok. Birincisi ne tip kitaplardan hoşlanıyorsun? Mesela ben böyle belirli bir tarihe ışık tutan kitapları seviyorum. Tarihe çok meraklı olduğum için ve biyografi hastasıyım. Çünkü biyografi okurken kendimi şey gibi hissediyorum. Başka bir insanın hayatı gerçek olmuş. Yani onun o deneyimleri. Yul Brynner'ın başına bunlar gelmiş. Ne işte Barack Obama. Vay be Barack Obama neler yaşamış. O beni çok iyi hissettiriyor. Yani o da bunu yaşamış. Başından böyle bir şey geçmiş ve böyle üstünden gelmiş diye. Seviyorum biyografileri. Senin böyle bir şeyin var mı? Bir tarzın, şunları seviyorum diye. Ve Uzak Doğu, Avrupa ve Latin Amerika edebiyatına yakın olduğunu biliyorum. Uzak Doğu ama, o kadar yakın değilim. Ha öyle mi? Yani deniyorum. Sen Latin edebiyatı Avrupa, delisisin evet. Öyleyim. Ya şöyle, öncelikle az önceki soruya bir şey eklemek istiyorum. Ekle. Cevabıma şu. Beni takip eden insanlarda benim hissettiğim şöyle bir şey var. Ben bazı kitaplara gerçekten çok heyecanlanıyorum. Ya böyle bir tür haz duyuyorum bazı okuduğum metinlerden ve bu heyecanımın ve coşkumun bulaşıcı olduğunu görüyorum. Bu bulaşıcılık bence doğru sözcük bu. Ben kimseye kitap okuyun falan demiyorum. Hı-hı. Ama bulaşıyor bir şekilde ve bu çok güzel bir teşvik şey yani. Teşvik ediyorsun, evet. İştah kabartıyorsun. O yüzden hani o tarafını çok seviyorum. Bunu yapıyor olmanı çok seviyorum. Diğer soruya gelecek olursak. Benim de kendi yolumu bulmam tabii bayağı bir zaman aldı. Artık büyük ölçüde bir kitabı okumaya karar verdiğimde beni neyin bekliyor olduğunu biliyorum. Ya ben bunu severim ya da bu benlik bir şey değil hiç bulaşmayayım ya. Sezebiliyorum onu artık ama tabii ki yanıldığım şeyler oluyor. Çok büyük beklentiyle alıp hiç beğenmediğim ya da tam tersi olabiliyor. İşte az önce dedim Şeker Portakalı ve Vasconcelos ilk Latin Amerika'dan okuduğum şeydi. Sonrasında yani sıralamasını hatırlamıyorum ama yani bir noktada Márquez'le tanıştım ve benim hayatımda... En büyük aşkın o galiba. Aynen. Bileğimdeki dövmeyle. Hatta Márquez'i İspanyolca okumak için İspanyolca öğrenmek istiyorsun. Hatta başladım bile sonra devam edemedim iş yoğunluğundan. Geçen sene böyle bir kur gittim. Yani öyle de bir evet arzum var. Márquez'le tanıştıktan sonra oradan acayip bir yol açıldı bana. Yani Türkiye'de de oldukça yani Latin Amerika edebiyatından çok fazla eser çevriliyor. Benzediğimiz için biraz toplumsal olarak işte siyasi çok, olarak çok falan. Çok benziyoruz. O yüzden, bir hatta öyle söyleyeyim. Yani Avrupa'da basılmayan kimi kitaplar Türkçe'de basılıyor yani. Ciddi bir Latin Amerika çeviri edebiyat şeyimiz var. Şanslıyız bu açıdan. Şu yüzden seviyorum Latin Amerika edebiyatını. Bence onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Hayatı, yaşama ve dramlarımızdan neşe devşirmek konusunda. Bizim edebiyatımızda ve sinemamızda mesela çok böyle bir
bir sıkıntı hali var hep, taşra sıkıntısı, böyle aşamamış bir türlü, çok dramatik her şey, çok büyük laflar falan ve çok acı çekiliyor sürekli falan, bu beni çok zorluyor. Ama onlar bir biçimde o kadar kanlı bir coğrafyada, o kadar sömürüye maruz kaldıktan ve korkunç şeyler yaşadıktan sonra bir biçimde alay etmenin yolunu buluyorlar yani, ve edebiyatlarında da bu var. Bir tuhaf tasasızlık hali bana o kadar iyi geliyor ki yani böyle bir o yüzden çok seviyorum. Başka bir şey başka, orası. Başka. Evet, evet, o da insana enteresan geliyor. Ya ben ama daha düz ve daha soğuklar, evet, mesela. Evet, soğuk ve bir yandan da doğru, o soğukluğun altında çok tuhaf şeyler yani böyle. Özellikle Japon edebiyatı mesela insanın çok mahrem fantezileri üzerinden devşiriyor kendini ve bazen rahatsız oluyor okurken. Sapıklık derecesinde diyebilir, evet, miyiz? Evet, diyebilirsin, ben nazikçe etrafından dolaşmaya çalışıyordum. Fark ettim diyemeyeceğim, dümdüz diyebilirsin. Avrupa edebiyatı ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Yani zaten yani Avrupa edebiyatı. Avrupa edebiyatının en çok Avrupa fikri üzerine düşünmesini seviyorum ben. Avrupa siyaset bilimi formasyonundan herhalde. Özellikle mesela Milan Kundera'nın falan metinlerinde hep istediği kadar yani bir aşk hikayesi anlatsın. O metinlerin kahramanı hep Avrupa'dır. Avrupa nedir? Avrupa bir kültür birliği midir? Bir siyasi birlik midir? Bir fikir midir? Bir ideal midir? Bir hayal midir? Nedir Avrupa? O büyük Avrupa kültürü içinde yaşayanları sürekli böyle acayip dönüştürmüş ve şu anda da var olmaya çalışan ve kendini yeniden tanımlamaya çalışan Avrupa fikrinin sinmişliğini Avrupa edebiyatına çok acayip buluyorum. Beni de orada o heyecanlandırıyor. Yani büyük bir tarih ve kültür, savaş yani Avrupa edebiyatından herhangi bir metni okuyup da bir şekilde yolu İkinci Dünya Savaşı'na geçmeyen bir şey yok herhalde. Büyük bir dönüşüm çünkü. O izlekleri görmek çok hoşuma gidiyor yani. Avrupa edebiyatı da çok değişiyor. Yıldız'ın Latin Amerika yazarları galiba. O bana galiba daha hani iyi geliyor ama Avrupa evinde yani. Evinde de her şey ayrı böyle duruyor. Arşivli yani. Latin edebiyatı, uzak doğu, aynen. Avrupa. Aynen. Kitaplarını da böyle bir arşivleme sistemiyle mi şey yapıyorsun? Ne arıyorsam hemen bulurum, anında bulurum. Yani önce mesela ülkelere göre ayırıyorum, atıyorum. Meksika edebiyatını yazarlarını bir kenara koyuyorum. Sonra oradan biri çok öne çıkınca mesela Carlos Fuentes'in işte çok kitabını okudum mesela. Ben de çok seviyorum. Ayırdım onu. Ona ayrı bir yer yaptım. Hani diğer Meksikalılar bir yerde, o bir yerde falan gibi. Irkçı bir kitaplık anlayışım var diyebiliriz. Yani değil ama bulması kolay oluyor benim bence için. Bence güzel yani bir şey. Mesela abim hiç kitap vermeyi sevmezdi eskiden. Şimdi nasıl bilmiyorum. Hiç kitabı kalmadı şimdi. Taşına hepsini vermedi zaten. Dokunulmazdı yani. Senin var mı öyle bir huyun? Asla vermem. Yani ben yani şu an mesela üzerimdeki işte şey ceketin ne güzelmiş de. Aa, ben de çıkarıp veririm. Ben ama de. Kitap veremem. Ya bunu bir kere bir arkadaşım böyle bana şey demişti. Ya Eylül, senin gibi biri yani nasıl bu kadar hani ödünç de vermiyorsun? Hiç sana yakıştıramıyorum falan demişti. Ona şöyle anlatmıştım. Bunun bu şekilde anlaşılabileceğini düşünüyorum. Sen insanlarla iç çamaşırlarına ödünç veriyor musun demiştim ya. Benim için o kadar mahrem bir şey o kitap işte yani. Neresini kıvırdığımdan ne olduğuna not dair. Not alır mısın üzerine? Almam. Ben sayfayı not da alırım. Kıvırırım. Sonra da dönüp bakarım bu sayfayı niye kıvırmıştım hatırlamaya çalışmak da güzel oluyor. 5 sene sonra İşte ben mesela hiç hatırlamadığım için not alıyorum üstüne. Ben hiç dün yediğin yemeği sor bana şu an hatırlamıyorum öyle Sen söyleyeyim. Sen abine benziyorsun. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Babam da malum. Peki Instagram'a baktığım zaman diyorum ki bu kız herhalde sabahtan akşama kadar kitap okuyor. Ama biliyorum ki çok yoğun web tasarımı işi senin çok vaktini de alıyor. Ne zaman kitap okuyorsun sen? Sabahları mutlaka. Yani yazın 6'da falan kalkıyordum. Geçen yazı öyle geçirdim. Harikaydı yani 7-7.30'a kadar falan blok halinde okuyordum. Şimdi o kadar erken kalkamıyorum ama sabah mutlaka okuyorum. Yani güne başlamak için çok iyi. Sabah mutlaka 1-1.5 saat okuyorum, öyle bir şey. Uh-huh. Akşam da yatmadan önce yine mutlaka 1-1.5 saat okuyorum. Bazı günler daha çok yani tatildeysem, işim azsa falan ya da kitap aklımı başımdan almışsa ve başka hiçbir şeye odaklanamıyorsam böyle 5-6 saat okuduğum oluyor. Her gün düzenli okuyorsun o zaman. Mutlaka okuyorum. Ya okumadığımda gerçekten şey kendim kötü hissediyorum. Bir şey yani yoksun kalmış gibi hissediyorum. Bir de ben gerçekten sosyal bir insan değilim. İnsanlar onu söylüyor. Nasıl oluyor? Ya nasıl oluyor? Böyle oluyor. Dizi izlemem. Hiç dizi izlemiyorum. Diziler çok vakit alıyor çünkü. Yabancı dizi falan da mı izlemiyorsun? Hiç dizi izlemiyorum. Hı. Ya bundan yıllar önce bunların hepsini bir arada yapmak mümkün değil. Bir şeyleri bırakmam gerekiyor dedim ve
dizileri bıraktım. Yani o sırada... Bravo, müthiş bir disiplin. Bende hiç olmayan İzlemekte olduğum dizileri bitirdim. Yeni hiçbir şeye başlamadım ve bitti. Ama çok güzel diziler var. Çok klişe bir soru ama buyur, sormak zorundayım bunu. Soruyorum hazırsa. Hazırım herhalde. Ay kitap okumak insana ne kadar... Işın gerçekten... Ay vallahi soracağım ya. Kitap okumak insana çünkü bir şeyler katıyor. Tamam, ne mesela? Bana kısaca ne kattığını özetle bana söyleyeyim. Evet, İnsana tamam. ne kadar bilemem. Bir insan olarak bana. Ben ya daha doğrusu niye okuyorumun cevabını vereyim. Herhalde bu cevaptan bu da çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben uzaklaşmak için okuyorum. Yani benim için başka bir yere seyahat etmek, hem başka dünyalara dair fikir edinmek, hem başka düşünme biçimleri. Yani şöyle, bir keresinde bu soruya şöyle yanıt vermiştim. Belki de en iyisi cevap bu olur. Roman neye yarar sorusu çok üzerine düşündüğüm bir şey. Bence roman insanın kendisinin bile anlayamadığı şeyleri anlamasını sağlar. Yani iyi bir yazar insanı insana tercüme eden bir çevirmendir. Yani kendiniz daha önce hissettiğiniz ve anlayamadığınız, adını koyamadığınız bir hissi bir kitapta bir karakterin hissettiğini görüp "Aa evet bu." diyebilirsiniz. Hı hı. Dolayısıyla bence insanları anlamak için, başta kendimiz olan insanı ve diğer insanları anlamak için müthiş, müthiş bir içgörü sunuyor romanlar. Bence en çok bunu katıyor. Yani bir... Çok gezen mi, çok okuyan mı? Bu da klişe oldu. Bilmem. İkisi de. Mümkünse. Kesinlikle. Çok gezerken çok okuyan. Avrupa'da bir trende kitap okumak mesela ne güzeldir tren yolculuğunda. Sen zaten tek başına seyahat etmeyi de çok seviyorsun. Evet. Ben de çok severim. Ailemizin kodlarını bayağı almışız aslında. Evet, tipiniz aslında. Benzemiyor ama. Hiç benzemiyoruz yani, hiç benzemiyor. Sen annene benziyorsun Figen Hanım'a. Ben benziyorsun. Anneme benziyorum. Sona geliyorum artık. Son üç. Kadın yazarları ben çok önemsiyorum. Hı hı. Çok da seviyorum. Yani üniversitede de ben şey okudum. İngiliz edebiyatı okudum. İngiliz edebiyatının çok önemli hı hı. kadın yazarları var. Kadın yazarların tarzını da biraz daha farklı ve cesur buluyorum. O yüzden yani kadın yazarlar benim için hep şeydir. Yani ilgilenilmesi, hı hı. yükseltilmesi gereken bir şeydir. Sevmediğim kadın yazarlar var mı? Var tabii ki. Var mı senin mesela son bu, zamanlarda? Bu soru sevindirici benim için. Çünkü şöyle, evet kesinlikle yani edebiyat çok uzun süre erkeklerin tek elinde olan bir alandı. Pek çok şey alan gibi. Ve kadın yazarlar bence de yani son 100 yıl itibariyle çok başka bir şey yol açtılar. Daha da zaten birkaç ay önce Fransız yazar Annie Arnaud Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Ben bunun yani çok sevdiğim çok kadın yazar var ve kadın yazarların pek çok erkek yazarın yapamadığı bir takım şeyler yaptığını düşünüyorum. İçlerine bakmak, çıplak, okurun önünde soyunmak, olağanüstü bir dürüstlükle yazmak. Erkeklerin, çoğu erkeğin edebiyatı, son dönemdeki bir takım isimleri hariç tutayım, bana çok performatif geliyor zaman zaman. Yani böyle bir şey üzerinden, erkekler böyle bir statement yapma ihtiyacıyla, Türkçesi akma yanıyor, yazıyorlar sıklıkla ve edebiyat da böyle kabul ediyordu. Yani büyük edebiyat işte, büyük hikayeler anlatan büyük edebiyat. Son yıllarda aslında Annie Arnaud da bu işin öncülerinden biri olduğu için kıymetli oldu o Nobel. Öz kurmaca dediğimiz yani kendi içine bakan ve hani tırnak içinde biri Banu Yıldırım böyle bir yorum yapmıştı ona referansla söyleyeyim. Normalde bir yayın evine götürsen oradaki şey bir erkeğin git bunları ağlayarak günlüğüne yaz diyeceği kitaplar artık edebiyat kabul ediliyor çok şanslıyız diye. Gerçekten öyle. Kadınlar okurun karşısına soyunmayı çok iyi biliyorlar. Çok dürüst yazıyorlar. Bu bence kadınların kendileriyle kurduğu ilişkiden devşirilen bir şey. Dolayısıyla kadın edebiyatının zaten çok yükselmekte yani. Çok parlak genç kadın yazarlar var. Oradaki şeyin çok ciddi bir dönüşüme yol açacağını ve çok hayırlı olacağını düşünüyorum hepimiz için. Çok parlak genç kadın yazarlar da geliyor ardı ardına. Kesinlikle. İşte Booker ödülü. Aynen. Booker ödülleri, yani Booker ödülü almış yazarları ben takip etmeye çalışıyorum. Çünkü çok isabetli evet, kişilere ödül veriyorlar.
Var mı senin mesela şu şu ödülleri takip eden yazarları takip edeyim, okuyayım mutlaka dediğin, prestijli bulduğun ya da ay bu da ne ya, kime verdiler bu ödülü falan dediğin? Ya mesela Nobel öyle biraz yani ne biraz, yapıyorsunuz evet, kardeşim evet, denen şeyler oldu son aynı yıllarda. Aynı hissiyattayım. Yani Bob Dylan falan çok severim o ayrı ama yani ama ne alakaydı gerçekten. Ama Bob Dylan reddetmedim ya Nobel ödülünü. Hayır, zaten sadece törene gidip konuşma yapmadı, yoksa gayet aldı yani. Aldı mı? Ben evet, ben reddettik gibi çok. Neyse yani şöyle Booker evet ya, bu arada hani ödüller sadece o şeyde biraz tabii bizim yol bulmamızı sağlıyor. Yani sonsuz bir edebiyat üretimi var. Hani neyi okuyacağım, bu değer mi falan filan. Hmm. Yoksa yani hani edebiyatın bir tür müsabaka gibi olması da aslında çok iyi bir şey değil ama bir yandan da bize yol açıyor yani. Hani birileri bizim yerimize bakın, buraya bakın, bunlar fena hmm, değil demiş oluyor. Özellikle dünyadaki ödüller çok daha da bir değerli toplu bizdeki gibi değil yani. Booker evet. Ama en son Booker 25 çok genç bir kız aldı. Almadı. Kısa liste, ha, şey uzun listesindeydi. Aldım kitabını bu arada ha, kızın. Sen de gördün. Maddie Mortimer'ın evet. Ha. Kitabın adı ne söylesene? Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası. Muhteşem Bedenlerin... Mizin Coğrafyası. Annesi kanser olan hı, bir kızın. Başladım bu arada kitaba. Ve şeyi çok sevdim, kurguyu. Çok değişik değil mi? Çok ne kadar olsun. Tamamen yepyeni bir bambaşka kurgu yani. Evet, çok hoşuma gitti. Onu okuyorum şu anda. Bak gördüğün gibi ismini bile hatırlamıyorum kitabın. Ay, hemen B vitamini kullanmaya başlamam lazım. Hissi bence önemli olan. Sana bir şey kalacak o kitaptan. İnşallah. Peki, benim bir de 50'sinden sonra kitap yazmış yazarlara özel bir iyiyim var. Ha, peki. senin mesela kitap yazma şeyin var mı? Biraz önce bahsettin ama. Yani dediğim gibi var, var. Yani kesinlikle yazmak istiyorum. Yazmak ihtiyacı duyuyorum ama henüz o disiplinde ve o özgüvende olduğumu düşünmüyorum. Cesaret mi edemiyorsun ona ya da eleştirilmekten mi? Hayır, hiç öyle bir derdim yok. Ha, öyle ben mi? Hani, yani yazarsam öncelikle kendim bir şey anlatmak istiyor olmam lazım. Yani şu anda bu kadar büyük bir disiplin ve tutkuyla anlatmak istediğim bir hikaye yok. O hikaye gelirse bir noktada. Ben çünkü evet yazmayı seviyorum, kelimelerle oynamaya bayılıyorum. Herhalde yaparım bir noktada ama böyle bir şeyim, hedefim yok yani. Hayat beni oraya götürecek gibime geliyor. Umarım layıkıyla götürür ve ben de layıkıyla yaparım zamanı gelince. Şu an değil ama öyle bir şey. Peki son soruma geldim artık. Şimdi ben mesela çok hayvansever bir insanım. Kediciyim, köpekçiyim. Mesela evet, ben kedi sevmeyen ya da köpek sevmeyen bir erkekle kesinlikle sevgili olamam yani. Hmm. O magazinel bir soru geliyor. Magazinel evet, soruyla kapatıyorum. Tamam. Kitap okumayan arkadaşın var mı? Arkadaşın? Çok var. Okay. Hiç kitap okumayan bir erkekle sevgili olabilir misin? Bu hiç de magazinel bir soru değil bu arada. Tamam. Eylül görmüş. Şöyle bir cevap vereceğim. Ki biraz daha genel bir şey. Ben bir romantik ilişkide ya da yakın arkadaşlık ilişkisinde ortak ilgi alanlarının şart olmadığını düşünüyorum. Şöyle. Yani hayvan sevmemek tabii o başka bir şey. O biraz hayata karşı bir pozisyon. Aynı şey olmadığını düşünüyorum. Şu. Ben... ben edebiyata çok büyük bir tutku duyuyorum ve bence bir tutku insanı çekici kılan bir şey. Hiç kitap okumayan ve hiç ilgimi çekmeyen bir alanda tutkuyla sarılmış bir erkek benim ilgimi çekiyor. Yani önemli değil çünkü o tutku işte benim edebiyata heyecanımın bulaşıcılığı gibi. Biri bir şeyi tutkuyla yaptığında ve onu anlattığında böyle dinliyorsun zaten. Aa ne acayip, çok alakasız bir şey olabilir yani. Hmm. Kaportacılık da olabilir, marangozluk da olabilir, bilimsel bir şey de olabilir ama biri bir şey tutku duyduğunda daha seksi yapıyor. Kesinlikle doğru, öyle. O yüzden ve hatta açıkçası benim kadar okuyan ya da böyle bir şeydense öyle birini tercih ederim. Çünkü öbür türlü saçma bir rekabet, bir sidik yarışı oluyor sanki. Bilmiyorum yani. Hiç yani, kitap okumasa okey diyorsun yani. Biraz okusun. Ciddi ya, ben biliyordum. Az, az okusun. Çünkü hiç okumuyor olsa biliyorum ben seni yani. Evet, bir garipsersin yani, yani bir kitap okuyan falan. Biraz okusun ama çok da değil. Böyle sipariş verebiliyorsak böyle veriyorum. Ah keşke sipariş verebilseydik. Eylül'cüm çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Akşamın bir vakti üşenmedin, zevkli, geldin ondan sonra cıma.
Çok güzel sorularımı da güzel yanıtlar verdin. Bize çok aynı güzel anlattın. Sorulardı. İnşallah izleyicimize de biraz ilham olur. Kitap okumak güzel bir şey. Vakit ayrılması gereken bir şey. İnsana çok şey katan güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. Evet, önümüzdeki hafta diğer konuğumla görüşmek üzere. Hoşçakalın.